Herkese yeni bir blogdan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün size karpuz kaldıran kampını tanıtacağım. İnşallah. Herhangi bir aksilik olmazsa. Evden çıkıyoruz. Kapıyı kilitlemiş Kemal. Kemal bizi bırakacak. Oradan hastaneye gidecek. Kemal'in her sene denize geldiğim bir zaman kulak tıkanma problemi yaşadığını bilirsiniz. Bahsetmişimdir mutlaka. Kulağı tıkalı. Denize girip çıktıktan sonra da tamamen tıkanıyor. O yüzden Allah'tan şey bulduk da kulak burun boğazda randevu. Bulamasaydık da özele giderdi herhalde. Özelde yapıyorlar mı bilemiyorum ama. O bizi bırakacak, oradan hastaneye gidecek. Hadi. Sonra da işi bitince gelir. Kitlemişsin burayı. Gidelim bakalım. Buradan girişimizi yaptık. Araçla giriyorsanız araç ve kişi ücreti ödüyorsunuz. Biz araç Kemal çıktığı için sadece iki kişinin ücretini ödedik. Bakmadım valla. Dün 100 lira ödemiştik sanırım. 3 kişiye, bugün de 2 kişiyiz işte. Ne kadar ödedik bilmiyorum. Normalde şuradan servisler kalkıyor. Ama biz yürümeyi tercih ettik. Bugün hava o kadar güzel ki gerçekten böyle mükemmel. Gerçekten yani kaç gündür? Gelin kenara gel. Kaç gündür bizi yaktı. Kavrulduk ilk geldiğimiz gün beterdi. Sonra düştü. Bugün biraz daha iyiyiz. Böyle sağlı sollu bir sürü alanı var. Çok büyük bir alana kurulmuş yine. Biz buraları hiç kullanmadık. Hiç gelmedik. Zannetmiyorum ki diğer kampçılar da, yani burada kalan kampçılar da kullanmıyordur yani. Öyle düşünüyorum. Kimseyi görmedik çünkü buralarda. Yürüyüş alanları, çay bahçeleri falan var. İşte oturup kafa dinleyeceğiniz, serinleyeceğiniz bir yer buralar. Şu taraflar moteller. Biz günübirlik faydalanıyoruz. Dışarıda kalıyoruz. Buraya gir çık yapıyoruz. Karacıların, zaten biz burada kalamayız. Karacıların kampı olduğu için sadece gir çık yapabiliriz. Deniz göründü sağdan ağaçların arasında. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Saat 11'e kadar, 11.30 muydu Ceylos? Yanılmıyorsam ya 11.30 ya 11. 11'e kadar devam ediyor kahvaltı. Zaten yeme içme hiç şey yok yani. İstediğiniz yerde yiyip içebilirsiniz. Saat yok. Gözlemesinden tutun kumpirine, waffle'ına kadar her şey var. Ya Side Camp'la hemen hemen aynı. Her şey aynı yani Side Camp'a gittiyseniz. Veya diğer askeri kamplara gittiyseniz hemen hemen her şey aynı. İçinde berberi, kuaförü, oyun salonları, onlar da var. Şu servislerle gelip gidiyoruz. İnmesi kolay, çıkması zor. O yüzden çıkarken mutlaka ona biniyoruz, servise. Bunlar yine moteller. Sağ taraf yine park. Şöyle. Mis gibi hava. Saat 9.30 bu arada. Dün de yine bu saatlerde geldik. Dün ilk tatilin ilk günü olunca dedim ben bugün tatil yapayım. Yarın çekim yapayım. Bakalım. Umarım. Bu taraf motellere gidiyor. Şurada tabelaları var zaten. Plajları o tarafı gösteriyor mu? Aslında şuradan gidiliyor. Biz kahvaltı salonuna gideceğiz şimdi. Önden yine sahile gidiş yolu var. Havalar çok yakın olduğu için uçak sesi duymanız çok normal. O kadar yakından geçiyor ki. Bakın burada zaten spor salonu da varmış. Ha, yemeklerden bahsedeyim. Normal bir sulu yemek kısmı var yine. Bir alakart restoran var. Bir de böyle işte ızgara, mızgara, pide, köfte yiyeceğiniz, kokoreç yiyeceğiniz yerler var ayrıca.
Burası kahvaltı salonu. Burası kuaför salonu. Sağ tarafımız deniz. Gidelim. On bir buçuğa kadar devam ediyormuş. Evet, 8'de başlıyormuş. 11:30. Burada ne yazıyor? Kahvaltı salonu. Oo, bugün kalabalık. Ha, çantayı, fermuarını kapat. Çantalarınızı bırakabiliyorsunuz. Kolunuzda yük olarak taşımanıza gerek yok. Ne yiyorsun? Sen o simitten mi aldın? O simit. Doğru. Öyle mi? Pastane simidiymiş gibi duruyor. Evet, su sporları yapıyorlar. Kahvaltımızı yaptık, çıktık. Şimdi denize doğru gidiyoruz. Denize giderken neler var yol üzerinde onları göstereyim size. Yine motel karşıladı bizi. Sağa döndüğümüz zaman asıl yere geliyoruz arkadaşlar. Yeme, içme, tuvaletler, Migros market var mesela. İçeride ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz. Plajlar, günübirlikçiler ve motelde kalanların kaldığı plajlar. Biz hep motelde kalanların kaldığı plajlardan girdik bu zamana kadar. Ama hata yapmışız. Günübirlikçilerin yeri o kadar güzel ki ağaçların altında gölge. Mis gibi. Dün biraz burada takıldık. Biraz günübirlikçilerin orada takıldık. Burası vitamin bar. İşte portakal suyu. Odur budur. Kumpir bar. Waffle bar. Burada gözleme var. Sonra sahil burası. Bakın denize. Şu karşısı pastane, çay, kahve, pasta, tatlı türü her şey var, dondurma. Karşı taraf motelcilerin plajı. Biz şimdi burada gireceğiz. Şu yukarısı hamburger, tost, o tür şeylerin olduğu yer. Sol tarafı gidince çekerim. Şimdi bugünlük işimiz, yani şu saatte işimiz bu tarafta. O tarafa geçtiğim zaman yine onu çekerim. Bakın şurada. Karpuz kaldıran yazısını görüyorsunuz. Gidelim. Şu tarafta iskele var. Dün biz bayağı yer değiştirmişiz. Akşam üzeri şu çimlerin üzerindeydik en son. İskele buradan görünmüyor. Bakın şu karşı görünen yer Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yer. Oraya tekne turları falan oraya çok gelir. Karşı taraf Muratpaşa. Eski mahalleye gideceğim. Çekerim sizi inşallah. Şöyle nereye geçelim Zeyloş? Geneli boş zaten. Sahilden çıktık, saat 12. Çok sıcak bastı yine. Tam böyle güneş dik açıda. Şurada bir şeyler içelim. C
Deli soğuk bir şeyler diyor ama ben Türk kahvesi içerim. Kemal de geldi, açtırmış kulağını. Şimdi de göstereyim. Tatlıları falan var burada da. Yine poğaça simit var. Burası servislerin kaldığı nokta. Şurası da sahil gazinosu. Burada hem öğlen hem akşam yemek oluyor. Sulu yemek oluyor. Çorba, işte taze fasulye gibi. O tür şeyler. Şimdi kendi alanımıza gidiyoruz. Günübirlik alanına. Bugün bu kaçıncı suyum bilmiyorum. Günde 3-3,5 litre falan içiyorum herhalde. Burası çay bahçesi. Yine burada da yiyecekler var. Sen burada mıydın? Buradaydım. Evet. Her şey var mı? Her şey var mı derken? Yani işte hamburger. Var. Pizza. Evet. Şurada salıncaklar var. Hiçbir zaman boş bulamazsınız. Bugün güneş ya. Bir tanesi boş. Bakın. Ha, şurası ızgara alanı, şu yukarısı. Lahmacun, pide, köfte. O tür şeyler var. Şurası oyun, çocuk oyun alanı. Şurası alakart restoranı Kemal. Evet. Yine önünden geçersek gösteririm. Dün alakarttan yer ayırtalım, balık yiyelim dedik ama dolmuş. Öncelik burada biliyorsunuz. Motelde kalanların. Önce onlar randevu alıyorlar. Yer kalırsın. Evet, günübirlikçilerin plajına da geldik. Aa, burasını ben yeni görüyorum. Voleybol sahası yapmışlar. Burası bayağı geniş. İstemediğiniz kadar şezlong var. Şezlong şemsiye alıyorsunuz. İki şezlong. Bir şemsiye 100 lira. Kapıda ödemiyorsunuz. Burada ödüyorsunuz. Burası böyle ağaçların altında mis gibi serin bir yer. Izgara, pide bölümü vardı ya. Şurası. Oradan sipariş verdik. Orası çok sıcak. Geldik buraya oturduk. Burada ağaçların altı. Serin, güzel. Lahmacun yiyeceğiz. Bu tür programlara kayıt yaptırabilirsiniz. Adrasan, Suluada tekne turu varmış 940 lira. Rafting, Köprülü Kanyon. Onu kesinlikle tavsiye ederim, raftingi. 730 lira. Fiyatların hepsi yazıyor. Dalış turu var. Anadolu Ateşi giriyormuş. Fiyatlarıyla beraber bu tür programlar da yapılıyor ayrıca burada. Öğle yemeği zamanı. İleride midye alalım. Evet, şöyle aldık. Onlu. Evet, çok büyük değil. Yani idare eder. Evet arkadaşlar, saat 5.30. Artık eve gidiyoruz. Genelde bu saatlerde gidiyoruz zaten.
5-5.30 gibi. Akşam yemeğini burada yemiyoruz. Yani ilk gün yemedik. Bugün de yemedik çünkü bugün benim buradaki arkadaşlarımla buluşacağız. Onlar akşam yemeğin gelin beraber bir şeyler yaparız dediler. Kent ormanına gideceğiz. Eve gidelim. Hazırlanalım. Ondan sonra böyle saat 7 gibi falan çıkarız inşallah. Orası da yağmurlu gösteriyormuş. Burası sıkkın ama bilemiyorum. Umarım yağmaz. Yağmur. Kepez tarafı yağmurlu gösteriyormuş. Valla kampta yapılacak hemen hemen her şeyi söyledim size. Her yerde yemek var. Asla yemeksiz, aç kalmazsınız. Yemekleri de iyi. Yani böyle hani bazı yerlerin yemekleri lezzetsiz olur ya. Buranın ikisi iyi. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 7.30. Biz bugün arkadaşlarımızla buluşacağız. Yani ben burada, biz burada yaşadık ya 5 yıl. Benim de işte kendimce çevrem vardı çalışırken, çalışma arkadaşlarım falan. Hep buradalar. İşte gelmeden önce zaten bir plan yapmıştık, görüşecektik ama o planlar tabii ki her zaman olmuyor. Çünkü evliyiz, hepimizin çocukları var, o var, bu var, olmuyor. Bilmiyorum sendeydi. Hayatım, ona zaman evde bıraktım. Neyse. Normalde bugün kent ormanında buluşacaktık ama şimdi bizim burayla Muratpaşa Kepez arasında dağlar kadar fark var. Neredeyse 18-20 kilometre gösteriyor. Ve hava durumu da farklı oluyor. Orada yağmur gösteriyormuş. Hava bayağı bulanmış. O yüzden ormanda çamur olmasın diye plan değişti. Şimdi arkadaşımın evine gidiyoruz. Şimdi hepimiz 4 arkadaş orada buluşacağız inşallah. Özledim vallahi. Gidelim. Görüşelim. Şöyle biraz gülelim. Gülmeye ihtiyacımız var. Biz ne zaman bir araya gelsek güleriz zaten. Hadi bakalım. Geldik. Pasta aldım. Arkadaşımın çocuğu 2 yaşına gelecek neredeyse. Pasta aldık da pasta üfletelim en azından. Neyse, daha iyi dedim. Zaten öyle şey yapıyordum. Tamam, ben böbrek nakli falan. Neler yapmış ya. En son nerede kalmıştık arkadaşlar? En son arkadaşıma gitmiştik biliyorsunuz. Ben orada aslında normalde gelirken falan çekerdim ama benim telefonun navigasyonunu kullanıyoruz. O gün de bayağı geç geldik. Çok yağmurluydu. İyi ki arkadaşa gitmişiz. Gerçekten iyi ki kent ormanına gidecektik. İyi ki gitmemişiz. Oralar yağmurlu, fırtınalı. Geldiğimizde buraya da çok felaket yağmıştı falan. İyi ki gitmemişiz yani. Arkadaşımla çok güzel bir akşam geçirdik. Baya böyle 1.30 saat, saat 2'ye doğru geliyordu bizim eve geldiğimiz. Gerçekten yani o kadar özlemişim ki. Ben Antalya'ya gelmeyi ayrı seviyorum. Gerçekten bir sürü arkadaşımız var. Hepsiyle ayrı ayrı görüşüyoruz. Araya bir gün girdi. Dün normalde bu videoya dün devam edecektim. Hani çok da uzun olsun istemedim. Çünkü Karpuz Kaldırı'nın tanıtım videosu olsun istemiştim. Ama başka şeyler de çektim. Dün devam edecektim. Dün de başka arkadaşımız, pardon, hatta bu evi ayarlayan arkadaşlarımız kampa geldi. Saat 4 gibi geldiler. Bayağı saat 11'e kadar falan onlarla oturduk. Onlarla sık sık görüşüyoruz zaten. Yine görüşmeye devam ederiz buradayken de. Dün de onlar geldi. O yüzden çok çekim yapamadım. Bugün de sizlere veda etmek için geldim. Diyorum ya, hani çok uzatmak istemiyorum bu videoyu. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Umarım en kısa sürede tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.